Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yanımda değerli konuklarımdan Yaren Alaca. Hoş geldin Yaren, neler yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz. İyi ben, bayağıdır görüşemiyoruz evet. Gerçekten. Bayağı oldu. Bugün ne yapıyoruz Yaren? Bugün ne yapıyoruz? Zengin vs fakir. Yapıyoruz dedi, dedim okey, geldim. Şimdi ama zengini ve fakiri biz belirlemiyoruz. Ne belirliyor? Zarflarımız var. Tamam, iyi, güzel. Zarflarımızı çekeceğiz ve yaptığımız aşamalarda zengin kim, fakir kim onu seçeceğiz. Şimdi seninle ilk olarak kombinlerimiz, birimizin zengin, birimizin fakir. Umarım bana gelir. Arkadaşlar şu an zarflarımız gelsin. Belki sol alacaktın. Niye beklemiyorsun? Yarından önce. Ya of Yaren! Oh! Oh! Ben öyle bir kombin yaptım ki bugüne özel. Bunu giyeceğim için aşırı mutluyum şu an. İyi ki bu denk geldi. Tam zengin kombini yaptım aşko. Bilsen şimdi neredeyim çılgın. Tamam hadi o zaman değişim yapalım mı seninle? Yapalım. Hangisini yapacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Zıplayacağız, değişeceğiz. Tamam. Nerede? Tam buradan. Bir, iki, üç. Taram. Nasılım? Süpersin. Ben de zenginim. Şöyle bayağı kaldır bir de. Ben de kaldırayım senden. Ama bir şey diyeceğim kanka. De aşkım. Bu fakir kombini falan değil. Arkadaşlar bak bu arada bunu da açıklayalım. Zengin ve fakir derken tamamen başlıktan ibaret bu. Standartın üstünde, yani standartın altında şeklinde. Alt nesi standartın ya altında kanka, değil ya. Evet. Paraşüt pantolon 500 lira, 200 lira crop, 700 lira benim kombinim. Senin kaçtı para? Ya bunu önceden aldım. Bayağı oldu, hatırlamıyorum. Bunu bugün aldım. Bu 890 bir şeydi. Hı. Bunlar 1200'dü. Sonuç olarak yine de fakir durmuyorsun. Normal günlük bir kombiymiş gibi ama ben bunu halledeceğim şu anda. Nasıl halledeceğim? Oo Yaren! Bir şey diyeceğim bak. Buradan, diyecek başka bir şeyim yok. Buradan. Diyecek başka bir şey yokmuş. Hadi oradan. Seni gide. Bacağımı keseceğim dur. Kesmem dedi. Böyle şey mi olurmuş? Böyle şey mi olurmuş? Allah Allah. Ne oluyor? Al. Bak burayı alıyorum. Tamam. Hem sen ferahla diye, serinle diye. Yani seni de düşünüyorum. Dön. İnanmıyorum Yaren. Çok kötü. Sen var ya sen. Çok iyi oldu kanka. Ay keşke bir kısmını bıraksaydım. Daha havalı olurdu. Ha dur şuralarda da eksiklerimiz var. Buralardan pencere açalım ki daha havalı dursun, anladın mı? Moda yani ben önceki hayatımda da modacıydım. Bence güzel oluyor kanka. İçeriden bir penceremiz kalmış açmadığımız. Onu da açalım. Bunu da tam açalım ama. Heh. Bakayım. Evet. Oldu. Evet şimdi fakir kombini oldu kanka. Ne ya? Benim videom bu. Aşkım tarz, sen bilmiyor musun böyle şeyler? Şimdi tarz oldu sana bak, vibe'ın değişti. Senin yapamadığını düzelttik. Çok iyi oldu. Ya bence de iyi oldu. İkon. Sadece... Pantolon 500 liradan 1200 liraya çıktı. Tam havalı oldu işte aşkoy, ne istiyorsun? Kafayı yiyeceğim ya, ben böyle nasıl dolaşacağım? Şuralardan açayım mı? Hayır! Sizce yeterince fakir miyim şu an? Bak evet diyorlar, bence yeter. Yani daha çok tarz duruyorsun. Bir yürüyüş alalım mı seninle? Tamam hadi. Şimdi o zaman Yarencim kombinlerimiz hazırsa zarflarımız gelsin ve kuaföre gideceğiz seninle. Kuaföre gideceğiz. Gelsin zarflarımız. Niye öyle bakıyorsun? Söylüyor mu ne olduğunu? Ya bak yeter artık ha! Ya bak yeter! Aklıma gerek kalmadı bile. Peki nasıl gideceğiz? Onu da seçeceğiz. Gelsin. Dur bak. Bir kere de ben açacağım. Sürekli yoruyorsun beni. Hayır! Metrobüse mi bineceğim? Bilmiyorum, nasıl zevk aldı şu an? Al bunu elimden. Binerim tabii ki de. Niye bilmeyeyim ki? Zaten biniyorum çok trafik olduğunda. Niye bu çok farklı bir şeymiş gibi lanse ediyorsun? Lanse etmiyorum. Ben özel aracımla gideceğim. Şimdi sen o kombininle aşkım gidiyorsun. Ya Allah aşkına neden ya? Ya neden benim özel aracım yok şu an? Hadi o zaman Yarencim. Gidelim burada ayrılıyoruz seninle. Ben özel aracıma görüşürüz. Gerçekten. Bir DT2. Ha DT2. Göreceğim DT2'yi şimdi. Merhabalar efendim. Ya şöyle bir Yaren ne yapıyor acaba ya? Ah. Allah'ım çok utanıyorum. Anksiyete krizi geçireceğim şimdi. Hadi gel. Uzun süredir bilmiyordum. Bu kombine çok iyi oldu şu an. kuaföre gidiyoruz. Saçıma ne yaptırsam? Yani topuz mu yaptırsam? Yoksa başka bir şey mi yaptırsam? Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de eğer bu videoya 40.000 like gelirse Yaren yeni evini düzenliyor. Düzenlesin. Bak bana yaptıkları yetti. Benim evime geldi. Bana kışkırtma çekti. Benim kombinimi mahvetti. Şimdi ben Yaren'e güzel bir kışkırtma yaparım. Eğer istiyorsanız şu an videoya tık like attınız, tık abone oldunuz, tık 400.000 olduk. Hadi arkadaşlar artık 400.000. Abi müzik var mı ya? Birazcık eğlenelim. Acaba Yaren benim hakkımda neler dedi Allah biliyor. Anksiyete yükseliyor. Feride, gerçekten bunlar hep senin peşinden. Yani uzun süredir insan içerisine karışmadığım için, böyle metrobüse binmediğim için arkadaşlar vallahi birazcık anksiyete kriz geçirdim ama olsun. Yaptım. Neredesin kız? Neredesin kız sen? Ya ne yapıyorsun? Kuaför şurada ileride, gel. Alayım dedim. İyi tamam. Şuradan 5 dakika falan kaldı yolumuz. Nasıl geçti yolculuğu? Kanka çok güzel, tanıdı bile benimle. Bir fotoğraf çekildi, güzel bir kız. Ama içerideki yaşlı abiler ve amcalar ve ablalar birazcık bana kötü baktılar. Ben burada çok üzüldüm biliyor musun? O zaman kuaförümüze, kuaförde ayrılalım seninle. Giderim ama ben bir şey diyeceğim. Evet. Umarım yaptırdığımı yaptırmaz. Sen benim yaptırdığımı yaptırmazsın. Tamam, özür dilerim. Arkadaşlar şu an ben kuaförüme geldim. Yukarı çıkacağız birazdan. Kombin gördüğünüz gibi böyle dolaşıyorum şu an. Yaren öyle bir şeyle baş başa bıraktı ki beni. O kadar aslında böyle yırtık pırtık şeyler giyiyoruz normal hayatımızda ama bir de kamera var. Yani ekstra böyle sokaklarda çekilen çekimlerde geriliyorum ama bu benim ne kadar umurumda. Sizin için her şeye varım. O zaman kuaförüme gidelim. Kötü değil ama standartın altında. Yaren şu an ne yaptıracak bilmiyorum. Merhabalar. Ben saçımı size bırakmak istiyorum. Yani bu kombine göre sizce ne yapabiliriz? Maşalı örgülü bir şey olabilir, böyle küçük küçük, tatlı, böyle farklı bir şey yapabilirsiniz. Örgü yaptırmayı düşünüyorum. Uzun zamandır yaptırmıyordum. O zaman kuaföre geçelim. Merhabalar. Sence ne yaptırayım? Topuz mu yoksa örgü mü? Örgü mü yakışır değil mi? Tamam. O zaman örgümüz yapılsın. Evet, çıktık, orada konuşmak istemedim çok ama kötü değildi. Beklediğim standartın altında bir saç oldu bence. Sence Burhan? Biraz yorum yapar mısın saçıma? Yani değil mi? Ücretimiz bizim 150 TL'ydi. Yani okey bence. Biz Yaren'i bekliyoruz şu an. Yaren'in daha saçı yapılmamış, yapılıyormuş. O yüzden Yaren'in yanında görüşürüz. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Feride'yi bulalım. Ben Feride'yi bulayım, hemen geliyorum. Yani abi aslında beğendim de tam olmadı gibi yani. Buradaymış zaten. Ne iş var bunun burada ya? Kanka. Bir dakika daha bak. Aa sen de örgü yaptırmışsın. Senin örgü nerede? Kanka buna örgü demiyormuşuz bu arada. Yılanlı bir şeymiş bu. Yılan örgüsü. İlk defa gördüğüm bir örgü tipi oldu hayatım boyunca. Dedim ki kanka bak. Dedim ki abi dedim kendimi sana bırakıyorum. Bu kombine uygun. Tamam. Bir şey yapar mısın dedim. Tamam dedi. Yaptı. Bir tık çocuksu kalmış sanki. Kanka. Biraz hani sanki hadi ben seni okula götüreyim gel. Evet buradan ya. Okula yürü. Gerçekten öyle bir şeye dönmüştüm. Sonunda buluştuk. Seninki neye benzemiş biliyor musun? Kanka ben görmeden saçımı örüyorum tamam mı? Topluyorum böyle arkalar. Aynı o, anladın mı? Bak. Neyse olsun, deneyimliyoruz, öğreniyoruz. Deneyim hepsi yavaş yavaş. Her şey sıra sıra. Pantolonuna baktıkça... Kanka ben onu unutmuştum, aşağıya bakmıyorum ben, sus. Girme oralara. Ama bak... diye bayılacağım. Ben de açım şu an. Gerçekten açım ama şu an bugün kötü bir haberim var. Zengini çeken yemeğe sahip olacak, fakiri çeken sadece su içecek. Yani şimdi şu an bütün iş şansa kaldı. Korkuyorum. Korkmayı geçtim, bayılacağım. Asıl yemeği söyleyeceğim. Hazır mısın? Ha. Sushi. Başka ne isterdim acaba? Neyli peki? Onu kendim seçiyorum kendin değil mi? Kendin seçiyorsun. Yiyeceğin suşiyi kendin seçiyorsun. Tamam o zaman kartlarımız İstediğin gelsin. Kadar. İstediğim kadar yiyebiliyorum evet, ben. İstediğin kadar yiyebiliyorsun. Okay. Kartlarımız gelsin. Ben de bunu alayım ya. Çok korkuyorum hayır. Ben de. Ya! Arkadaşlar ben zengin oldum bu. Yarencim sakin ol tamam mı? Bak her şey. Sen de benimle geliyorsun zaten, suyu orada içeceksin. Ha bir de su içeceğim. Ay çok sağ ol. Su olmasa ne yapardım kim bilir? Şey çalıyor. Geceler aralda bak bu aralar. O zaman suşiciye. Hadi. Let's go. Let's go. Yani hiç tadım kızım yok şu an. Gerçekten. Hiç tatlılıklar falan yapamayacağım. Zaten yemek de yiyemeyeceğim. Şimdi ben menüye bakayım ne yiyebilirim diye. Bana bir su söyle. Sen su mu içiyorsun? Tamam. Cam mı, şişe mi? Cam. Buzlu bardak? Evet, buzlu bardak da istiyorum. Cam. Tamam canım, senin için buzlu bardak da söyleyeceğim. Şimdi Yarencim ne yesem, ne yesem? Sabahtan beri bir şey atmadım ağzıma, bayılacağım böyle. Ramen mi yesem? Neyse yemeyeceğim, tamam bakma öyle. Kaliforniya söyleyeceğim, Philadelphia söyleyeceğim. Yaren hiç mutlu değilsin, neden? Bir tane de soğuk su söyleyeceğim. Hiç buharda Çin mantısı yedin mi? Birazdan yiyeceğim. Şimdi ben California Roll alacağım, Philadelphia Roll, bir de buharda Çin mantısı. Bir de bir tane su, buzlu bardak alabilirsek çok iyi olur. Artı olarak kola. Sana su söyledim. Sağ ol, var ol. Sen olmasan susuzluktan bana aile gebertecektim. Videonun sonunda istediğim şeyler oluyor ve... Aa Naruto! Bana bak. Oha! Seni şişlerim. Sakin ol. Hiçbir Sen niye açtın ki onu? Buzu falan mı yiyeceksin? Evet, buzları alacağım böyle. Kanka ya! Arkadaşlar bu arada hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın şu anda. Yaren'in kanalı da hemen açıklamada. İkimize de şu anda tık tık abone oldunuz. Yaşasın. Bu mükemmel bir şey gibi duruyor. Ben bunu sanki denedim ya. Kaliforniya ve Philadelphia oluyoruz. Bunun güzelliğine bak. Bir de soğuk suyumuz vardı. Teşekkürler. Senin suyun gelsin çünkü eşit şartlar altında bir şeyler yapıyoruz. O zaman başlayayım. Aynen eşit şartlar bayağı. Güzel bu arada. Afiyet olsun. Teşekkürler. Islatacağım şimdi Feride'yi buradan. Al bu da kolan. Bunu merak ediyordum, dur. Paylaşalım hadi. İnanmıyorum. Ciddiyim. Hatta ilk ben yedireyim sana Kaliforniyanı. Soya sosumuzu dökelim. Acı çekince mi yaptın? Aynen. Afiyet. İttadakimos. Nasıl? Güzel mi? Hadi eşlik et bana. Edeceğim bak sen şimdi. Ben böyle her şeyi yiyeyim de şimdi sen gel. Açım derken yalan söylemiyordum bu arada. Kıyamadım sana. Sabahtan beri bir şey yemiyorum. Teşekkür ederim. Yerim seni. Hiç sorgulamıyorum, farkında mısın? Ruhumu teslim edeceğim birazdan. Şu Çin mantısını denesene bir ısırık. Bakalım beğenecek misin? Ama şuna batırma bence. Hiç iç acısı gibi gelmedi ama. Hamur değil mi yarısı? Hı. Arkadaşlar bu arada son bir etabımız kaldı. Ne kaldı daha? Güzel bir yemeğin üstüne şöyle bir kahve güzel gitmez mi? Birimiz güzel bir kafede güzel güzel kahvesini yudumlayacak. Diğerimiz kıraathaneye gidecek. Bu sefer sen gideceksin. Bakalım onu kartlar belirleyecek. Bu California Roll'lardan sonra bayağı doydum. Doyduysan süper aşkım. İstediğim bir şey varsa söyleyelim. Şu an çok mutluyum. Yo, şu an çok mutluyum. Mochi var mı burada? Mochi? Yaban mersini, vanilya, mango, karamel, çikolata. Mango ve yaban mersini. O zaman senin moçin gelsin. Moçini yerken kartımızı seçelim. Tamam. Sen o şanslı kişiye bakalım. Tamam. Şimdi sen söyledin ve senin fikrinle deneyeceğim. Aşkım ya bence ikisi de çok güzel. Ben de seni yediğini deneyeceğim ilk. Ben alamadım. İçindeki bütün şey gitti. Nasıl? Çok iyi. Bayağı iyi hem de. İçi dondurma, dışı hamur. Aynen. Dondurma tadı geliyor direkt. Oha! Yeni kilit açıldı, yeni favorim. Aynen. Ne bunun adı? Mochi. Mochi. Bu mangolu mu? Hı. Mangolu daha güzel. Bu da yaban mersini. Öyle. Ağzımdayken konuşamıyorum. Annem ağzımda yemek varken konuşma dedi. Annem başka ne dedi sana? Bir şey diyeyim mi? Sabahtan beri hiçbir şey yemedim ya. Bir anda yiyince sushi mideme nasıl baskı yaptı anlatamam sana. Bir de çiğ yedim. Yalanları da yedik zaten zamanında. Bir de üstüne bu. Geri dönemedim. Daha ne yiyeceğiz acaba? Yediğimiz kazık. O zaman seninle burada ayrılma zamanımız geldi değil mi? O zaman biz kartımızı seçelim mi? Bakalım kim zengin, kim fakir. Nerede hadi kartlarımız gelsin. Hazır mısın? Kartlarımız geliyor. Tabii ki de hazır. Geldi. Şimdi bakalım sen kahveni nerede içeceksin? Ben kahvemi nerede içeceğim? Oh sonunda. Sonunda yani. Bu mükemmel beni çok mutlu ediyor. O zaman görüşürüz yani. Ben dayılarla kahve içmiyorum. Bay bay. Ben Starbucks'a ya da artık nereye gideceksem orada keyifli bir şekilde kahvemi yudumlarken sen artık 101 oynarsın. Benim yerime de oralet iç. Oralet çok güzeldir. Kivi de güzel. Dener. Senin için kivi mi oralet mi? Oralet. Oralet içeceğim. Evet. Bir de simit falan da alabilirsin eğer doymadıysan. Oraletle simit de güzel gider. Görüşürüz o zaman. Biz yolları ayırıyoruz burada. Bay bay. Şimdi tek başımıza kaldığımıza göre kahvemizi içmeye gelebiliriz. Şimdi burası güzel bir yer bu arada. Gerçekten etrafını birazdan çekmeye başlayacağım ve size çekerken de birkaç açı detayları falan göstereceğim. Fotoğraf çekerken nelere dikkat etmelisiniz, story çekerken özellikle. Birazcık kendi bilgilerimden size de vereceğim. Ama şu anda Feride kahvehanede değil mi? Şu an Rezane'ye 101'e geldik, süper. Peki ben burada işim bitirdikten sonra, kahvemi içtikten sonra onun yanına gidebilir miyiz? Okey, tamam. O zaman ben kahvemi bekleyeyim. Beklerken de şuralarda birkaç bir şeyler çekelim. Sonra kahvemizi çekelim. Sonra Feride'nin yanına gidelim. Ya ben böyle sobaları aşırı seviyorum. Küçükken özellikle köyle büyüdüğüm için bunlar beni aşırı mutlu ediyor gördüğüm zaman. Buralarda kestane pişirirdim. Ah, eski nesil. Ben 2003'lüyüm bu arada arkadaşlar. Şimdi benim arkadaşlar en çok dikkat ettiğim şey story çekerken ortalıyorum, tamam mı? Ortalıyorum derken şu 16-9, bu normalde 4-3'te duruyor. Ben 16-9'da alıyorum ve bunu direkt story boyutundan çekiyorum. Mesela düz çekemezsiniz. Çünkü düz çektiğinizde biraz derinliği olduğu için tipsiz çıkar. O yüzden biz yana geçiyoruz. Yaren Alaca'dan fotoğraf taktikleri. Yana geçiyoruz ve birazcık da üstten parlaklığını kısıyoruz ve tık. Bir de şöyle çekeyim. Güzel çıkıyor ama. Böyle açılı çektiğiniz zaman, biraz da parlaklığını kıstığınız zaman gerçekten her şey çok güzel gözüküyor. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dümdüz çekiyorum. Parlaklığını kıstım. Bu dümdüz çektiğim hali. Bu yakınlaştığım, bu da uzaklaştığım. Ya benim oyuncak arkadaşım yok. Arkadaki amcaları çok kıskanır bunu. Sorayım mı abilere? Abi yancımızı alabilir miyim? Kahvenle geldiğine göre keyifli keyifli içebilirim. Feride'yi de düşünmüyor değilim bu arada ara ara. Acaba şu an ne yapıyor? Hanımefendiye de bir şey ikram edelim. Teşekkür ederim abi, afiyet olsun. Kim geliyor şu an abi? Bunlara baksana, bunlar çok fena. Hep apoçu bunlar. Sen mi geliyorsun abi? Kesin kıraathanede amcalarla birlikte şu an 101 atıyordur. Yemin ederim kurmuştur ortamını orada. Bir görüntülü arasam mı ya? Bir görüntülü arayacağım. Bakalım ne yapıyor Feride? Açsana kızım. Bunu da içiyorum ama yani çok severek içmiyorum, yemin ederim. Kahveyi içme sebebim sporuma gerçekten güzel destekliyor, kas gelişimimi falan, o yüzden içiyorum. Yoksa bu zifte, bunun adı zift bence, tahmin edilebilir bir şey değil arkadaşlar. Tabii ki de damak tadınıza göre olabilir bu da. Öyle bir info geçeyim dedim. Hala içmiyor, hala. Acaba kaç tane oralet içtin? Vallahi billahi var ya, cehennemin dibine durmuş 20 kare. Altınlardan yedim ya. Kim yendi abi, sen mi yendin yine? Bu ballı. Bu ballı bu. Adam bal kuzuna düşmüş, oradan çıkmıyor ya. Bir altılıdan kaybettim, hepsi o. Abi bir okey geliriz, halledeceğiz o işi. Başka yolu yok. Değil mi ya? Bence de gidelim. Gidelim o zaman. Yani sen açmıyorsan ben gelirim aşkım. Geliyorum. Evet, gidebiliriz. Yaklaştık. Biraz heyecanlıyım. Çünkü nasıl bir halde bulacağım kızımı bilmiyorum. Aha, inanmıyorum. Feride? Ben anladım şimdi telefonumu niye açmıyor. Geliyorum, bekle. Ben de seni zangır zangır arıyorum biliyor musun? Al abi al. İçimden çıkamıyor ya. Özel senden diyorum diyorum. Seni arıyoruz zangır zangır. Neredesin? Okey oynuyoruz. Kim açtı? İnanmıyorum. Altı yazarız alalım. Nasıl gidiyor peki? Çok eğlendim. Eğlendim kanka. Sonra dedik ki Feride ne yapıyor? Bir arayalım. Normalden aradım yok. Görüntülü aradım yok. Dedik ki bir kalkıp bir yanına gelelim yani. İyi yapmışsın. Biz de oynayalım mı? O zaman size kolay gelsin abi. Size de iyi çalışmalar. Teşekkürler. İyi günler. Geceyi ettik artık. Sabahtan beri koşuşturmaca şey kalmadı. Gerçekten. Hala kanala abone olmadıysanız arkadaşlar şu anda abone olmayı, tekrardan Yaren'in kanalı da aşağıda, abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sen ne yaptın hiç bilmiyorum yalnızken. Ya ben dedim ya, story fikirleri verdim. Öyle sohbet ettim. Bir şeyler konuştuk falan yani. Oh, süper. Keyifliydi. Yerinde yani. Gayet yerinde açtım. Vallahi benimki de yerindeydi. Ben çok mutluydum. Ben anladım zaten senin telefonunu açma işinden. Dedim yani. Hadi gidelim bakalım. Ama merak ediyorum bu arada ne konuştun, ne yaptığını. Tamam, izlersin o zaman. Tamam. İzlerim ben de cuma günü. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videonun sonuna kaldık yalnız. Videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.